Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sizinle savaşanlara karşı siz de Allah yolunda savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne dinden döndürmek için işkence yapmak adam öldürmekten beterdir. Yalnız onlar Mescid-i Haram'ın yanında sizinle savaşmadıkça siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat onlar size savaş açarlarsa siz de onlarla savaşın. İşte kâfirlerin cezası böyledir. Şayet onlar vazgeçerlerse siz de savaştan vazgeçin. Zira Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Bu fitne, işkence ortadan kalkıp din ve itaat yalnız Allah'a mahsus oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer inkardan ve tecavüzden vazgeçerlerse, bilin ki zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Haram ay, haram aya bedeldir. Hürmetler karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa, siz de aynısıyla karşılık verin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah bu sakınanlarla beraberdir. Hoşlanmasanız da savaş size farz kılındı. Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Olur ki sevip arzu ettiğiniz bir şey sizin için şerli olur. Gerçeği Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram ayı ve bu ayda savaşmanın hükmünü sorarlar. De ki: o ayda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan engellemek, Allah'ı inkar etmek, Mescid-i Haram'ı ziyareti yasaklamak, o mescidin cemaatini yani Müslümanları oradan çıkarmak ise Allah nazarında daha büyük günahtır. Dinden döndürmek için işkence öldürmekten beterdir. Kafirler ellerinden gelse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden her kim dininden döner ve kâfirlikte devam ederek ölürse işte onların dünyada da ahirette de yaptıkları boşa gider. Bunlar cehennemlik olup orada ebedi kalacaklardır. O halde dünya hayatına değil ahirete talip ve müşteri olanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşa girer de öldürülüp şehit olur veya galip gelir gazi olursa her iki halde de biz ona yarın pek büyük mükafat vereceğiz. Baksana o kimselere ki savaş zamanı değilken kendilerine savaşa sebebiyet vermeyin, namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin denilmiştir. Sonra onlara savaşma farz kılınınca, onlardan bir kısmı insanlardan, Allah'tan korkarcasına, hatta daha fazla korkup şöyle diyorlar. Ya Rabbena, niçin bize harbi farz kıldın? bize biraz daha mühlet verseydin ya. Onlara de ki, dünya zevki pek azdır. Ahiret ise, günahlardan sakınanlar için sırf hayırdır ve size kıl kadar olsun haksızlık yapılmaz. Artık Allah yolunda cihad et. Sen ancak kendinden sorumlusun. Mü'minleri de buna teşvik et umulur ki Allah kâfirlerin savletini uzaklaştırır. Allah en güçlü ve cezalandırması da en çetin olandır. Ne çok isterler ki siz de kendileri gibi küfre düşesiniz de böylece kendileriyle aynı seviyede olasınız. Allah yolunda hicret etmedikçe onlardan dost edinmeyin. Eğer aldırmazlarsa, o vakit, nerede bulursanız, onları yakalayın, öldürün ve sakın onlardan veli veya yardımcı edinmeyin. Ancak sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmak istemediklerinden göğüsleri daralarak size gelenler bundan müstesnadır. Eğer Allah dileseydi, bunları size musallat eder ve bunlar da sizinle savaşırlardı. O halde onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse, o takdirde Allah onlara saldırmak için size yol vermez. Bir de öyleleriyle karşılaşacaksınız ki onlar hem sizden hem de kendi kavimlerinden emin kalmak isterler. Bunlar ne zaman fitneye, şirke veya müminlerle savaşmaya çağrılsalar, derhal ona dalarlar. O halde bunlar sizden uzak durmaz, size barış teklif etmezler. Ellerini sizden çekmezlerse, onları nerede bulursanız yakalayın, öldürün. İşte bunlara karşı size kesin bir izin ve yetki vermişizdir. Ey iman edenler! Yeryüzünde Allah yolunda sefere çıktığınız zaman, son derece dikkatli davranın. Size selam verene, dünya hayatının geçici ve az bir menfaatini elde etmek için, sen mü'min değilsin demeyin. Unutmayın ki, Allah'ın yanında birçok ganimetler vardır. Önceden siz de böyleydiniz. Allah size lütfetti de imanla şereflendiniz. Öyleyse iyi anlayın, dinleyin, çok dikkatli davranın. Muhakkak ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Ancak her türlü imkandan mahrum ve hicret için yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar, bu hükmün dışındadırlar. Çünkü bunları, Allah'ın affedeceği umudur. Allah, gerçekten afü ve gafurdur. Affı ve mağfireti boldur. Ey Resûlüm, sen, mü'minlerin içinde olup da, onlara namaz kıldıracak olursan, onlardan bir kısmı sana tabi olarak namaza dursun, ve silahlarını yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında, diğer kısım arkanızda beklesinler. Sonra o namaz kılmamış olan, diğer kısım gelsin. Sana tabi olarak namaz kılsınlar. Hem ihtiyatlı bulunsun ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Kafirler sizi silahsız ve teçhizatsız vaziyetteyken kıstırıp, birden baskın yaparak, işinizi bitirmek isterler. Eğer yağmur sebebiyle zahmet çekerseniz yahut hasta düşmüş iseniz, silahlarınızı bırakmanızda bir mahsur yoktur. Bununla beraber, yine de tedbiri elden bırakmayın. Muhakkak ki Allah, kâfirler için zelil ve perişan eden bir azap hazırlamıştır. Düşman birliklerini takip edip arkadan sıkıştırmada gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da tıpkı sizin gibi acı çekiyorlar. Kaldı ki siz Allah'tan onların ümid edemeyecekleri birçok şeyleri umuyorsunuz. Allah her şeyi hakkıyla bilir tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Ne Allah'ın şeairine, ne şehri harama, ne kabe'ye hediye olarak gönderilen kurbanlık hayvanlara, hele hele gerdanlık takılı kurbanlıklara, ne de Rabbinin lütfunu, ihsan edeceği kazancı ve onun rızasını arzulayarak, beyt-i harama yönelenlere, Sakın hürmetsizlik etmeyin. İhramdan çıkınca isterseniz ablanın. Sizin Mescid-i Haram'ı ziyaretinizi engellediler diye bir takım kimselere karşı beslediğiniz kin ve öfke sakın sizin onlara saldırmanıza yol açmasın. Siz iyilik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın. Günah işlemek ve başkasına saldırmak hususunda birbirinizi desteklemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Allah ve رسولüne savaş açanların yol keserek terör eylemi yaparak yeryüzünü ifsad etmek için koşuşanların cezası öldürülmeleri veya asılmaları yahut sağ elleriyle sol ayaklarının kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürülmelerinden başka bir şey olmaz. Bu onların dünyadaki rüşvaylığıdır. Ahirette ise onlara başkaca müthiş bir ceza vardır. Ancak kendilerini ele geçirmenizden önce tövbe edenler bu hükmün dışındadır. Biliniz ki Allah gafurdur, rahimdir affı ve merhameti boldur. Ta ki Allah, murdarı temizden ayırsın ve murdarları birbiri üzerine bindirip, hepsini bir araya yığsın. Ve topunu birden cehenneme doldursun. İşte her şeylerini kaybedenler bunlardır. Dünyada fitne kalmayıp, din, tamamen Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer fitneden vazgeçerlerse onları bırakın. Allah zaten onların yaptıklarını hakkıyla görmektedir. Memleketlerinden çalım satarak, halka gösteriş yaparak savaşa çıkan ve Allah yolundan insanları uzaklaştıranlar gibi olmayın. Allah onların bütün yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Onları savaşta ele geçirirsen kendilerine öyle bir muamele yap ki onların arkasındaki bütün öbür düşmanlara da ibret olsun da akıllarını başlarına alsınlar düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın savaş atları yetiştirin ki bu hazırlıkla Allah'ın düşmanlarını sizin düşmanlarınızı ve onların ötesinde sizin bilemeyip de ancak Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutup yıldırasınız. Allah yolunda her ne harcarsanız, onun karşılığı size eksiksiz ödenir. Size asla haksızlık yapılmaz. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de yanaş ve Allah'a güven. Çünkü Allah, semidir, alimdir. Her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Bir peygamberin dünyada zafer kazanıp küfrü zelil kılmadıkça esirler edinip onları fidye karşılığında serbest bırakması uygun düşmez. Siz dünya metaını istiyorsunuz. Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. O halde haram aylar çıkınca artık öbür müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Onları yakalayıp esir edin. Onların geçebileceği bütün geçit başlarını tutun. Eğer tövbe eder, namaz kılar, zekat verirlerse onları serbest bırakın. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Bununla beraber, kafirlikten vazgeçip tövbe eder, namaz kılar, zekat verirlerse, artık sizin din kardeşleriniz olurlar. Bilip anlayacak kimseler için, biz ayetlerimizi iyice açıklarız. Eğer antlaşmadan sonra yeminlerini bozarlar, bir de dininize hücum ederlerse, artık kafir güruhunun o öncüleriyle savaşın. Çünkü onların, gerçekte artık yeminleri ve ahitleri kalmamıştır. Umulur ki, hiç değilse bu durumda, inkar ve tecavüzlerinden vazgeçerler. Onlarla savaşın ki, Allah, sizin ellerinizle onları cezalandırsın, onları rüsva etsin, onlara karşı size yardım edip, zafer yolunu açsın. Doğrusu, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü kesin hükmünde, ayların sayısı on iki ay olup, bunlardan dördü hürmetlidir. İşte doğru hesap budur. O halde bilhassa bunlarda, nefislerinize zulmetmeyin. Ve müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekün savaşın. Ve bilin ki Allah, İlahi sınırlara saygılı olup fenalıklardan sakınanlarla beraberdir. Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda seferber olunuz. Emri verilince bulunduğunuz yere yığılıp kaldınız. Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama iyi bilin ki dünya hayatının zevki ahiretin yanında pek az bir şeydir. Eğer topyekun seferber olmazsanız, Allah sizi acı bir azaba uğratır ve sizin yerinize başka bir topluluk getirir de siz savaşa çıkmamakla onun dinine zerrece zarar veremezsiniz. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Ey müminler, sizler gerek hafif gerek ağırlıklı olarak hep birlikte seferber olunuz. Allah yolunda, mallarınızla ve canlarınızla cihad ediniz. Eğer anlıyorsanız, sizin için hayırlı olan budur. Ay Allah seni affede size. Niçin sence doğru söyleyenler, iyice belli oluncaya ve yalancılar da meydana çıkıncaya kadar beklemeyip, izin isteyen o münafıklara izin verdi. Senden katılmamak için izin isteyenler, Sadece Allah'ı ve ahireti tasdik etmeyenler, kalpleri şüpheyle çalkalanıp, şüpheleri içinde bocalayıp duranlardır. İçlerinden bazıları, bana izin ver, beni fitneye ve isyana düşürme, başımı derde sokma, der. Bilmiş ol ki, fitneye zaten kendileri düşmüşlerdir. Cehennem, elbette kafirleri her taraftan kuşatacaktır. Allah'a iman edin ve Resulü ile birlikte cihada gidin diye bir sure indiği zaman onlardan servet ve imkan sahibi kimseler senden sefere katılmamak için izin istediler ve bırak biz de evlerinde oturan kadınlar ve özürlülerle birlikte oturalım dediler Allah ve Resulüne sadık kalmak onlar hakkında iyi düşünceler taşımak şartıyla zayıflara, hastalara ve savaşta harcama imkanı bulamadığından dolayı, savaşa katılamayanlara sorumluluk yoktur. Zira onlar, geri kalmakla beraber, memleketlerinde iyilik ediyorlar. İyilik edenlere diyecek bir şey yoktur. Gerçekten Allah gafurdur, rahimdir, affı ve merhameti boldur. Ayıplamak gerekirse, Zengin ve imkanlı olmalarına rağmen savaşa katılmamak için bahaneler ileri sürenler ayıplanmalıdır. İşte onlar geride kalan güçsüz kadınlarla beraber kalmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık onlar işlerin gerçek mahiyetini bilemezler. Bununla beraber müminlerin hepsinin Topyekûn sefere çıkmaları uygun değildir. Öyleyse her topluluktan büyük kısmı savaşa çıkarken bir takım da din hususunda sağlam bilgi sahibi olmak, dini hükümleri öğrenmek için çalışmalı ve savaşa çıkanlar geri döndüklerinde kötülüklerden sakınmaları ümidiyle onları uyarmalıdır. Ey müminler, Size mekan bakımından yakın olan kafirlerle savaşın. Onlar sizde bir ciddiyet ve üstün gayret görsünler. İyi bilin ki Allah, fenalıklardan sakınan müttakilerle beraberdir. Kendilerine savaş açılan müminlere, savaşmaları için izin verildi. Çünkü onlar, zulme maruz kaldılar. Allah, onlara zafer vermeye elbette kadirdir. İndi kâfirlerle savaşta karşılaştığınız zaman, hemen boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice mağlub edince, bağı sıkı tutun. Onları esir alın. Savaş bitince, onları ister bir lütuf olarak karşılıksız salıverir, ister fidye alarak bırakırsınız. Durum şu ki, Allah dileseydi, onlardan intikamınızı alır, onları cezalandırırdı.'' Fakat o, sizi birbirinizle denemek için savaşı emrediyor. Allah yolunda öldürülenler var ya, Allah, onların yaptıklarını asla zayi etmeyecek, boşa çıkarmayacaktır. O halde gevşemeyin de, sizler daha üstün durumdayken, zillet gösterip, barış olması için yalvarmayın. Allah sizinle beraberdir. O asla sizin gayretinizi kuvvetten düşürmez. Emeklerinizi zayi etmez. O gazaya katılmayıp geri kalan bedevilere de ki: Siz yakında çok kuvvetli ve savaşçı bir milletle savaşmaya davet edileceksiniz. Onlar teslim olup boyun eğinceye kadar onlarla savaşacaksınız. Eğer bu sefer itaat ederseniz Allah sizi pek güzel bir şekilde ödüllendirir. Ama daha önce yaptığınız gibi arkanızı döner, cihattan kaçarsanız o size gayet acı bir azap verir. Gazaya katılmama konusunda amaya sorumluluk yok. Topala sorumluluk yok. Hastaya sorumluluk yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Kim de itaatten yüz çevirirse, onu gayet acı şekilde cezalandırır. Eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşursa, onların aralarını bulun. Buna rağmen biri öbürüne saldırırsa, bu saldıran tarafla Allah'ın emrine dönünceye kadar siz de vuruşun. Döndüğü takdirde, aralarını hakkaniyetle düzeltin ve hep adil olun. Çünkü Allah, adil davrananları sever. Dininizden ötürü sizinle savaşmayan, sizi yerinizden yurdunuzdan etmeyen kafirlere gelince, Allah sizi, onlara iyilik etmeden, adalet ve insaf gözetmeden men etmez. Çünkü Allah, adil olanları sever.''